Ağla ağla. Ne oldu? Ben yapamıyorum bebek sesi. Gördün? Ben bebek sesi yapamıyorum. Yok yok, ben şeyle ilgili, devreyle alakalı biz. Açılıyorum hocam, çalışıyorum şu yok, an. Yok, daha programlama aşamasındayım. Yani ha, kodunu yazıyorsun değil mi? Tabii. Ne yapacak bu? Burada LDR'miz var. Sabah güneş doğduğunda, yani LDR'ye ışık düştüğünde motor hareketi geçerek kümesi açılacak yani değil mi? Kapısını açacak. Akşam güneş baktığında bunun üzeri karanlık olacak. Aslında bunu şey de yapabilirsin hocam. Sese duyarlı var ya, horoz öptüğünde sabah tavuklar dışarı. Güzel mi? O zaman kesin keserler, kapı açılıyor diye. Olacak mı? Bir dakika, nasıl sınacağız? Nasıl değiliz, çekmeyin. Nasıl değiliz, çekmeyin. Akıllı tünel. Hem tasarruf için hem de arabaları otomatik görmesi için tasarladık. Daha önce yapılmış ama biz de amatör olarak bunu yapmak istedik. Daha sonra geliştirmek için herhalde. Evet. Evet. Yani geliştirmek isteyenler de olabilir, biz de geliştirebiliriz, yapabilir miyiz yani? Tabii ki. Bir bakalım. Aracımız tünele girdiği anda sensörümüz aracı görüp ışıklarımız otomatik olarak yanıyorlar. Aynı şeyi sağ sol şeklinde yaptık. Araç kalkışından, şeritten. Gayet güzel. Eklemek istediğim şey var mı? Her şeyi söyleyeyim. Tamam. Şeyle beraber. Hocam bir tane de şey, yani gerçekten bir şey. Nasıl bağlayacağız? Fotoğraf da olur. Yani projenizle beraber şöyle dik bir projenizle beraber şöyle yalarken yaparsın bir tanesini alırsa. Hocam ben çok güzel bir merak yaptım. Sizi de atayım. Olur hocam. Alırım onu da. Tamam. Böyle bir projemiz akıllı beşik projesi. Günümüzdeki annelerimize kolaylık sağlaması açısından şöyle çalışıyor. Bebek ağladığında sistem bunu fark edip beşiği sallamaya başlayacak. Evet. Şimdi duracak herhalde. Gayet güzel hocam, verimli bir proje. Uykumuzdan etmeyecek artık o zaman bebekler. Yani evet. Annelerimize kolik bebekleri olan anneler için yani bayağı faydalı. Teşekkür ederiz hocam. Elinize emeğinize sağlık. Ben teşekkür ederim hocam. Bu projenin adı neymiş? Bu projenin adı böyle görme engelleri için baston. Mesela şu şekilde gidiyoruz, yaklaşınca ötüyor. Ötüyor değil mi? Evet. Bu şekilde genellikle ötüyor. Hocamızın projesi. Evet, anlat bakalım Eda. Şimdi bu proje, burada mikrofonu var ve böyle ses duyunca açılıyor. Şu an açık, şu an için göstereceğim. Sesi algılıyor. Evet. Bunu nasıl kullanabiliriz evde? Bunu evde mesela sese göre yani. Ses, elini çırpansın açıldı, bir ses yaparsın. Ne açılır elini çırpansın? Odanın açıldı. Lambası değil mi açıldı? Evet. Genellikle kolu odalarda kullanır. Buradan güç alıyor, bu kablolardan da bu mikrofona yansıyor, bu mikrofonu da buraya oraya veriyor ve bu da açılıyor. Yakından çek baba, gözüksün. Öyle anladım. Bak, yandı mı? Bakın durun. Bak, Yandı. Bu nasıl oluyor? Gene alınıyor. Al bu kadar yavaş yürüyor musun insanlar? Bak sen ben yürüyeyim. Hocam işte onun için ne yapmamız lazım? Mesafesini arttırmamız lazım. Evet. Yakına gelmeden algılaması gerekiyor. Sen şey yapıyorsun baba. Şimdi öyle ben dedim güneş göz. Güneş göz şey yapalım.
Alışveriş merkezlerinde, koridorlarda falan hareket sensörleriyle çalışan sistemin ben sesli halini yaptım. Hocam şöyle aşağıdan mı çekeceksiniz? Tabii ki. Ses olduğu zaman ışık yanıyor. Şu an sizin sesinizi aldım. Evet, algıladım hocam. Bir sessiz olalım. Evet, şimdi bir ses yapalım. Evet. Tamam, bu şekilde hocam. Gayet güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Tamam, bırakalım. Burada çıkar mı ses? Açalım mı biraz? Ses. Nasıl istiyorsan. Projenin adını söyle. Projenin işleyişi. Evlerimiz artık daha güvenli şeklinde bir proje. Özellikle köy evlerinde soba bulunduğu için orada gaz oranına ölçen bir projemiz var. Dumanımız belirli aralıklarda yeşil, yani yeşil yandığında güvenli. Gaz oranı nasıl yapıyor? Duman alanı normal seviyede, ama eğer bu değer yükseldikçe sarı oluyor. Eğer tehlikeli bir duruma geldiğinde de kırmızı yanıp ses bir şekilde uyarıyor. Tamam, ben gayet güzel. Küçük çaplı bir yangın çıkarıp... Yok, soba tutuyor hocam. Ha, sobayı tutturup... Sobadan zehirli gazlarla... Şu an değer evet, yüksek bakın. Olduğu için... Değerimiz yükseldi. Şimdi duman içeriden ayrıldıktan sonra... Evet, dumanımız evet. Azaldı. Şu an değerimiz yavaş değerde. Ve gitgide güvenli olacak şekilde yeşile dönecek. Tabii şu an hali hazırda duman olduğu için. Tamam hocam. Bir fotoğraf alıyorum hocam önce. Şöyle bir dokunalım. Şöyle bir fotoğraf alalım. Tamam hocam, bir saniye. Videoyu başlattım. Merhabalar. Benim projem akıllı çöp kutusu. Kutumuza yaklaştığımız an çöpümüzü atmak için kolamız açılıyor. Çöpümüzü atıyoruz ve çöp kolamız kapanıyor. Gayet güzel hocam. Elinize, emeğinize sağlık. Mesafesi peki? Hani şu kadar. Mesafemiz 30 santim. Hı-hı. Ama bunu değiştirebiliriz tabii ki. İstediğimiz mesafeyi evet. Ayarlayabiliriz. Gayet. Özellikle korona dönemlerinde. Evet. Temassız. Ellerimizi temas ettirmemek için kullanabiliriz. Teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Gürhan Gündoğan. Projemin ismi Otokümes. Yeni uydurdum bunu. Şurada bir LDR'miz var. Üzeri kapalı. Şu an gece olduğunu algılıyor. Sabah olduğu zaman, güneş doğduğu zaman LDR sayesinde güneş ışığıyla gündüz olduğunu fark ediyor. Ve otomatik olarak kümesin kapağı açılmaya başlıyor. Biraz uzun sürüyor. Yani tam açıldıktan sonra da kapanmasını deneyelim. Peki bu projeye başka neler eklenebilir Gürhan Hocam? Geliştirilebilir yani. Mesela kapağı açtıktan sonra sabahleyin otomatik bir yemleme mekanizması eklenebilir. Kümese
En son akşam kapağı kapanırken giren tavukların sayısını tespit edip bir eksik varsa onunla karşılaştırıp, yani mevcutta karşılaştırıp uyarı verebilir kümese sahibine. Yani buna benzer şeyler ilave edilebilir. Bir karartalım. Evet, tamamen açıldıysa, evet, şimdi tamamen açıldı. LDR'nin üzerini kapatıyoruz. Şu an akşam oldu. Hava tam olarak karardı. Tekrar kümesimizin kapağı, evet, kapanmıyor. Başladı. Şöyle. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Başlattım. Projemizin adı Akıllı Ev. Evdeki lambalar olsun, otomatik kapılar olsun, bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Her şeyi cep telefonumuzdan Bluetooth'la kontrol edebiliyoruz. Hatta bazıları evin bahçesi falan da otomatik sensörlerle toprağın nem durumuna göre geliştirdiğimiz zaman sulama yapıyor. Ev tamamen akıllı bir ev sistemine dönüşüyor aslında. Evet. Yani bunun amacı nedir? Tamam, yapılmış projeler ama kişiler bunu kendi yaptığı zaman en az maliyetle üretebilir. Hazırını satıp pahalı fiyatlara satın almaktansa kendi yapabilir. Hatta kendi ihtiyacına göre daha da geliştirebilir. Evet, ihtiyaca göre, çalışmayı deneyebiliriz. Şimdi Bluetooth'la kontrol ediliyor. Telefonumuza da kodumuzu yazdık. Arduino'muza da kodumuzu yazdık. Bakın. Evet, odalarını yaptık. Diğer tarafa geçerseniz hocam orayı da yapabiliriz. Şu an diğer tarafın lambalarını da yaptım sanırım. Evet. Yani yan taraftan daha iyi gözüküyordur hocam. Gayet güzel. Ön taraf. Elinize, emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Rica